Joy, baksana bana, baksana bana, baksana bana ya. Ay, nefes nefeseyim. Çünkü sabahtan beri böyle bir koşturmaca halindeyim. Aloha. Öncelikle günaydın, tünaydın ya da artık akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Bugün sizinle böyle ne yapacağım? Şimdi öncelikle bir tişörtlerimi böyle pantolonlarımı, ne bileyim çoraplarımı, elbiselerimi aslında hepsini hem bir böyle elden geçirmek istiyorum, hem düzenlemek istiyorum, hem de daha minimalist olmak istiyorum. Bunu gerçekten çok istiyorum. Bu arada bunu da neden istiyorum? Çünkü gerçekten bana çok iyi hissettiriyor. Şu arkamdaki tabloyu da bu arada Nepal'den almıştık. Konudan konuya biliyorsunuz deli gibi atlıyorum. Yani bu yüzden de hani bunu sizlerle yapmak bana müthiş derecede mutluluk ve keyif ve neşe veriyor. Sizlere de iyi geldiğini hani gelen yorumlardan görüyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. O yüzden de öncelikle size bir böyle düzgün halini göstereceğim şimdi. Sonrasında da artık inanılmaz hani böyle hepsini bir yere yığıp artık sizlerle bir şekilde halledeceğim. Yani bana güç olacağınıza eminim. Daha doğrusu destek vereceğinize. Yapacağız bunu diyerek şimdi birazdan bir yoga falan yapacağım. Daha böyle bir kendime birazcık daha geleceğim. Enerji toplayayım. Ondan sonra dediğim gibi hani hepsine başlayacağız. Ya şeye gitmek de istemiyorum. Yine konuşuruz ama mesela böyle atıyorum 20 elbisem var. 10 tane elbise hani ayıracağım kendime. Öyle değil de hani böyle nasıl diyeyim, bana bu kadarı iyi geliyor. Hani şimdilik bu kadarına ihtiyacım var dediğim yerde duracağım. Kendim çünkü çok kısıtlarsam da mutsuz oluyorum yani. Onları da konuşuruz artık sizinle yaparken. Diyorum artık bakalım nasıl olacak, nasıl gelecek ama bunu bugün bitireceğiz yani. Gerçekten bunu yapacağım sizlerle. Şimdilik böyleli. Şimdi hazırsanız şuradan başlıyorum. Burada etekler var şu anda. Arkada da var mı emin değilim. Yok galiba. Var mı? Varmış. Burada kazaklar var. Şurada. Bunlara dokunmayayım diyorum. Ben bugün etekler, şortlara geçen bir bakmıştım. Onları zor veriyorum. Bence ben bugün etekler, pantolonlar, tişörtler. Burada tişörtler var ama daha da var. Şurada da var görüyorsunuz. Yani şu iki işte bölüm, buradaki tişörtler, şu pantolonlar, bir de etekleri ele alalım diyorum. Ben bunu sevdim vallahi, böyle yapalım diyorum. Böyleli, şimdi birazdan tekrardan görüşürüz. Merhabalar, aloha. Tekrardan geldim. Aradan 2-3 saat geçti bu arada. Ya bu ara böyle yoga core yapıyorum. Yani böyle karın için, yani karın kasları için böyle güçlendirici bir yoga yapıyorum. Daha doğrusu böyle işte o Elvin'in 21 günlük serisine başladım ama bu beni aşırı derecede zorluyor ve yoruyor ve böyle biraz hani hissedersiniz ya, öyle hissediyorum. Size şeyi göstereceğim. Chill yaptım. Ama görebilecek misiniz bilmiyorum. Şöyle yapayım. Konumuza dönüyoruz. Şimdi size öncelikle bir şu anki halini göstereceğim. Sonra birazdan böyle hepsini yığın yapacağım. Ondan sonra da artık sizleri karşıma alıp şöyle yavaş yavaş ayıklamaya, ayırmaya başlayacağız. Güzel olacak. Gerçekten bunu istiyorum. Ve size şimdi gösteriyorum. Joy, ne yapacağız oğlum? Hazır mısın? Joyki, hadi gel bana yardımcı ol, destek ol. Pantolonlar, tişörtler ve etekler. Hepsini ben böyle bir yere ayıracağım. Böyle 3 değişik yere. O şekilde size göstereceğim. En mantıklısı olacak diye düşünüyorum. Selamlar, ölüyorum şu anda. Gerçekten. Çok yakınım değil mi? Biraz uzağa gideyim. Zaten şimdi uzağa gideceğim. Önce kaç tişörtüm olduğunu saymakla başlıyorum. Bu arada klimayı açmıyorum ama sıcak oluyordu. O yüzden nasıl yapalım onu da bilemedim. Neyse başlıyorum. Kaç tane tişörtüm var? İlk bakalım. On yaptığımda, bu arada defterimi de yanıma aldım. Ne verdim, ne vermedim yazayım onu diye.
her 10 tişörtte böyle koyacağım karışmasın diye. Kaçta kaldık şimdi? 4, 14 oldu. 15. Bu arada ben kaç sene, yani bir sene falan önce, belki 8-9 ay önce, hem sayarak hem konuşamıyorum. 8-9 ay önce böyle bir tişörtlerimi falan, yani kıyafetlerimi genel olarak bir vermiştim. Azaltmıştım yani. Gerçekten böyle sevgiyle uğurlamıştım. Ama aradan bayağı zaman geçti. Bir de o zamanlarda da böyle hani YouTube'da sizlerle paylaşmaktan emin olamıyordum. Daha doğrusu nasıl video çekeceğimi de çok bilmiyordum. Hani işte birkaç video çektikçe ve sizden de hani ilgi gördükçe açıkçası ben de böyle motive oluyorum. Şimdi şeyi söyleyeceğim. Demin baktım. 79 adet tişört vermişim bir ay. Başka bir ay 24 adet vermişim. Gördüğüm daha da verdim ben bu arada. Yani demek ki işte kaç oluyor? 85. 105 tane tişörtüm gitmiş ama bir 10-20 tane daha gitse bir 110-120 tane daha tişörtüm vardı. Hani öyle düşünün. Ben gerçekten artık kabul ediyorum net olarak istifçiymişim. Farkına varmasam da. Artık azaltmaya karar verdim. Şimdi konuşmuyorum. İş diyorum. Bunu bitiriyorum. Ondan sonra sohbet ederiz. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Şu anda toplam 62 tane tişörtüm var burada. Bir de bu üstündekini de sayarsak 63 tişört. Yıkamada da bir 2 tişörtüm olsa hani benim toplamda demek ki 65 tane tişörtüm var. Şimdi nasıl yapacağım inanın bilmiyorum. Ben en iyisi elime ala ala böyle karar vereyim. Bunu veremeyeceğim. Veremeyeceklerimi bir kenara ayırayım. Şu anda katlamıyorum. Katlamaları artık sonra yapacağım. Bu arada benim decluttering videom vardı. Galiba minimalizmle ilgili çektiğim ikinci videoydu. Orada nasıl katlanacağını falan da böyle Marie Kondo metoduna göre paylaşmıştım sizlerle. İzlemek isteyenler olursa onu şuraya bir yerlere koyarım. Bilginiz olsun. Veremediklerimden başlıyorum. Yani hiçbir şekilde vermeyeceklerimi önce seçeyim. Şimdi hiçbir şekilde vermeyeceklerim bunlar. Okey. Şimdi şöyle 20 tane tişört ayırdım buraya. Şu üçünü veriyorum. Şöyle göstereyim size. Şu gidiyor. Sonra şu gidiyor. Ve şu. Bunun böyle arkası açıkçası biraz şey. Hani böyle fosforlu pembe. Ama arkası böyle, ay arkası zaten bu taraf. Şöyle diyeyim size, yani yoga buralarının hani üstüne falan giyebilirsiniz ya da spor buralarının. O yüzden bu üçüyle vedalaşıyorum. Bunları çünkü gerçekten giymem ben. Yani bu renge bayılıyorum ama giymeyeceğim için veriyorum. Ben verirken de hani bir şeyle vedalaşırken de böyle içimden bilmiyorum ilk böyle Marie Kondo'yu hani kitabını falan okuyup çok sevmiştim. Bir de o Netflix'teki belgeselini izlemiştim. Belki bilirsiniz şimdi adını unuttum. O böyle hep şey hani arigato 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 diyor. Yani teşekkürler 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 diyor her şey için. O benim hoşuma gidiyor. O yüzden böyle vedalaşıp bir kenara koyuyorum. Bu Mahalo bizim kafemizin tişörtünü bastırmıştı. Ben kaç tane saydım? Şimdi şuraya da yazacağım bu arada arkadaş unutmayayım diye. Toplamda 65 tişörtüm vardı. Ben bunu da giymiyorum ya. Ben siyah giyiyorum. Bunu maviden almıştım. Ama giymiyorum yani. Bunu da vereceğim. Şöyle yaptım. Ay bunu kaç sene önce aldım. O kadar severek de aldım ki bunu. Belki vereceğim dediklerimi de bence bir kenara ayırayım. Bunu çünkü mesela deneyeyim bir. Bunu belki vereceğim. Bunu da vereceğim. Ayırdım.
Şunu da belki vereceğim. Bunu da bir deneyeceğim. Bakacağım buna da. Bunu öyle atayım. Bu arada bu internetten alışveriş nasıl gidiyor? Yani ben gerçekten internetten alışverişe bazen dayanamadığım oluyor ve sinir oluyorum kendime. O yüzden kendim çok frenliyorum artık yani. Gerçekten bayağı frenleyebiliyorum. Bu siyahları her zaman giyerim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Öncelikle ben şu üçüyle de vedalaşıyorum. Bunlar da buraya gidiyor. Yani toplamda 6 tane vereceğim tişört var. 2 tane de belki dediğim var. Bir şunlara bir daha bakacağım. Sizden biraz müsaade istiyorum ki ben bunları bir düzenleyeyim, katlayayım. Ondan sonra biz eteklerle, pantolonlarla devam edelim. Yoksa gerçekten dediğim gibi bu video 50 dakika ya da 1 saati bulur. O da çok muhteşem olur eminim. O yüzden ben birazdan dönüyorum. İşte geldim, buradayım demek istiyorum. Arkadaşlar tişörtleri hallettim ama halledene kadar yorulmadım değil, biraz yoruldum. Bakın şunlar toplamda 52 taneydi, değil mi? Evet, yani 27, doğru. Yok, 26. Evet, burada 26 tane var, burada 26 tane var. Bunlar benim, bunlar gitmeyecek. Şunlar... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuradaki 8 tişört. Bunları bu arada sizlerle Instagram'da paylaşabilirim. Hani bu video yayına girdiği zaman Instagram'da yine paylaşırım. İsteyenler olursa belki oradan size hediye ederim. Tabii ki de ihtiyacınız varsa sizinle paylaşırım. Çünkü bu süreçte mesela ben normalde ikinci el severim. Yani vintage kıyafetleri falan da çok seviyorum. Gerçi hani İstanbul'da birkaç yerde var. Galata'da var, Kadıköy'de falan var. Ama hani bu içinde bulunduğumuz süreçten dolayı yani benim giydiğim kıyafetleri ister misiniz istemez misiniz bilemedim. Hani Allah'a şükür sağlıklıyım, her şey yolunda. Ama eğer ki hani isterseniz yine de ben zaten göndermeden yıkarım, temiz yollarım size. Siz de yıkarsınız. Ne diyeceğim ya? Bugün kafam çok dağınık. Öyle işte yani hani ben bu video yayına girdiği zaman sizlerle de zaten Instagram'dan paylaşırım. Bir daha gösteririm hani bunları isteyenler olursa bana DM'den ulaşsın yazarım olmadı. Böyle çekiliş gibi isteyenler de dediğim gibi o şekilde ulaştırırım derken pantolonlara gücüm yetecek mi bilmiyorum ama etekleri ele alacağız. Şimdi sıra eteklerde. Hazırsanız ben hazır değilim ve başlayalım. Şimdi sırada etekler var ve ben şöyle bir şey yapacağım. Tişörtler ve etekleri bir videoda toplayacağım. Pantolonlar, yoga üstü yani işte yoga bra, işte üst tişört ve taytları bir videoda toparlayacağım. Çünkü diğer türlü gerçekten bugün yani imkansız altından kalkamam. Ama en azından bu videoda etekler ve tişörtleri ele alırız. Eteklerim 21 tane, üşenmedim, saydım az önce. Yani 21 eteğim var. Ben bu arada açıkçası uzun etekler giymiyorum. Yani uzun etekler böyle giyemiyorum. Hani boyum belki böyle çok uzun olsaydı hani böyle çok uzun olan kızlarda uzun dediğimde 1.75 ve üstü kızlarda şey duruyor ya mesela şöyle uzun bir etek hani onlarda yine şöyle falan duruyor. Tabii benim bu belimin de üstünde şimdi siz göremiyorsunuz. Ama hani bende neredeyse tüm bacağımı ay şöyle eğeyim. Bende neredeyse tüm bacağımı kapladığı için hani ben böyle uzun etekleri alıyorum ama çok istediğim kadar giymiyorum. Ama veremiyorum da. Öyle bir sıkıntı var. O yüzden ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu kesinlikle vermeyeceğim. Aradan bir çıkaralım. Bunu da veremem. Tamam, bu iki tanesi imkansız. Bunu annem bana vermişti giyerim diye ama yani giymiyorum ve ben bunu verebilirim ama bunu büyük ihtimalle annem gördüğü zaman bana ver diyecek. O yüzden annem görmeden bunu hediye etmek isterim. Bunu giymem, çaça eteği falan hani hatırlarsınız o zamanları. O yüzden bunu hediye edeceğim. Şöyle bunu ben bir kenara ayırıyorum. Tabii ki de. Bunu da bana annem verdi galiba ama ben bunu da giymem. Buna belki diyorum, tamam, bunu belki olarak ayırıyorum. Bunu hiçbir şekilde veremem, buna bayılarak almıştım. Bunu da bir vintage mağazasından almıştım, bunu da veremem, şunu da veremem. Veremeyeceklerimi zaten şöyle katlayıp şöylece oraya bıraktım.
Bunu veriyorum arkadaşlar. Bunu da bana annem almıştı. Bununla da vedalaşıyorum. Bunu hiçbir şekilde vermem. Bu en sevdiğim eteklerimden biri. Her ne kadar bu sene çok giymemiş olsam da bunu veremiyorum. Bu da çok sevdiğim bir eteğim. Bunu da veremem. Bu da böyle kot etek. Bunu da çok severek almıştım ama bunu da belki köşesine ayıracağım. Bu arada markaları kötülemek istemiyorum ama Abercrombie markası da değilmiş gerçi bu. Abercrombie markasını ben bir ara çok seviyordum. Hatta Amerika'da falan oradan çok alışveriş yapıyordum. Bunu belki ayırıyorum. Sonrasında öğrendim ki hem çocuk işçi çalıştırıyor hem de çalışanlara hak ettikleri maaşı vermeyen bir firmaymış. Bu tabii ki de bir söylenti. Ben böyle duydum ama detaylarını araştırmadım. Yine de ben bunu duyduktan sonra Abercrombie'den alışveriş yapmamaya başladım. Bunu da Londra'dan almıştım. O kadar seviyorum ki, o kadar tatlı bir etek ki. Bunu biraz şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Şöyle tabii belinize geliyor. Yani şöyle oluyor. Ay böyle bir video çektiğime inanamıyorum. Bunu da çok giyiyorum. Bu da Turun muydu bu? Yok, Glamorous diye bir marka. Bunu veremem. Çok sevdiğim bir eteğim. Bunu da maviden almıştım. Bunu da veremem. Bu da böyle çok rahat, hani tam yazlık. Ama arkadaşlar bunu verebilirim sanki. Ay bilemiyorum. Şimdilik veremeyeceğim galiba. Bugün şu anda vermeye karar verdiğim eteklerime gelirsek. Birincisi, bunu elden çıkarıyorum. Bunu da hediye ediyorum. Ya da dolaba mı koysam bunu? Yok ya, bazılarını hediye ederim. Belki bazılarını dolaba koyarım. Bilmiyorum artık. Neyse, sizin istediğiniz varsa siz yazarsınız. Ona göre karar veririm. Verdiğim diğer etek de bu çaça eteği. Şu an itibariyle bu da üçüncü oluyor. Bunu da şöyle koydum. Kararsız kaldığım bir etek bu. Deneyeceğim bunu dediğim gibi. Belki olarak ayırıyorum. Bunu da ayıracağım. Bakacağım. Duruma göre buna da karar vereceğim. Şimdi vereceğim tişörtleri katladığım için katlı bir halde size göstereceğim. Şunun şurasında şöyle kaktüs falan var şöyle. Bu da Turun'un böyle çok düz bir atleti, siyah bir atlet. Hani bunu veriyorum. Ben bu arada genelde medium giyiyorum. Bazen de large giyiyorum. Bu Max Mara diye bir marka var. Oradan almışım large. Ama bu içinizi gösteriyor. Ona göre böyle biraz şık. Onu veriyorum. Bunu da böyle veriyorum. Bu da gidiyor. Dördüncü. Bu beşinci. Yoga üstü gibi düşünün bunu. Ondan sonra bunu da Trendyol'dan almıştım bunu galiba. Bu Dreamer yazıyor işte. Şey, tişörtte. Şimdi göz açmayayım. Bunu da Forever 21 diye bir mağaza vardı. Amerika'dan almıştım ama bu da bayağı eski. Bunu vegan. Hatta benim Senem diye çok sevdiğim canım arkadaşıma belki hediye ederim. Senem beğeniyorsan söyle bana. Bunu sana veririm. 10 tişört ve 3 etekle arkadaşlar sezonu kapadım diyebilirim size şu an için. Bunun yanı sıra da vermeyi düşündüğüm işte 2 etek ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 tişört var. Bunları da dediğim gibi deneyeceğim. Bence güzel bir iş çıkardık. Yani gerçekten minnettarım size. Çünkü bana gerçekten çok destek oldunuz. Yani bunu tek başıma yapmak biraz gözümde büyüyordu. Şu an kaç tişörtüm var? 52 tişörtüm var değil mi dedik son olarak? Hala fazla. Yani şöyle söyleyeyim, ben bunu böyle bir hani 40'a indirmek isterim. Hani toplamda 40 tişörtüm olsun, 10 tane eteğim olsun isterim. Ama şu anda yapamıyorum. Demek ki içimdeki bir şeyler buna izin vermiyor. Bir videonun daha galiba sonuna geldik. Bugün tişörtleri ve etekleri ele aldık. Mahalo, mahalo, mahalo. Çok çok mahalo. Desteğiniz için. Artık yarın büyük ihtimalle dediğim gibi pantolonları ve herhalde tight'ları, yoga üstlerimi falan düzenlerim. Onu da başka video olarak sizlerle paylaşırım. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok 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 mutlu olurum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere derken, siz bu arada ne tarz minimalizm videoları istersiniz? Böyle düzenleme videolarınızı sevdiğinizi söylediğiniz için ben de sizinle paylaşmaktan dediğim gibi mutluluk duyuyorum. Başka görmek istediğiniz içerikler varsa bunları da lütfen benimle paylaşın. Haftaya görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Of, dur bir kahve alayım. Ben çok yoruldum bu videoda. Ne yapayım? Işık konusu beni benden alıyor. Bak işte çok rahatlayınca da böyle oluyor.
Ortam yok benim. Ben bir su içeyim. Akşam falan da çekerim yani ben bunu. Bayağı iyi.